işin sonu kötüye varacaktır. Ben size tarihten de misaller verebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'ni gösterebilirim. Bugün New York'ta Türkeş, 10 bugün milyon İtalyanca konuşan, İtalyanca konuşan insan var. New York'ta bugün 10 milyon İtalyanca konuşan insan var. Bunlar kalkıp da biz ayrı efendim kimliğimizin tanınmasını istiyoruz. Burada bir İtalyan devleti cumhuriyeti kuracağız diyemezler. Veyahut bir federasyon kuracağız diyemezler. Amerikan vatandaşıdırlar. Resmi dilleri de İngilizcedir. Başka şeyler de var. Dakota eyaleti var Amerika'da. Burada 7 milyon Almanca konuşan insan var. Fakat bunlar kalkıp biz burada özellik istiyoruz. Federasyon istiyoruz. Veya bağımsız bir Alman devleti kuracağız. Biz sorun tartışasın resmi, diyoruz. Resmi çözüm bulunsun diyoruz. Almanca Sayın olacağız Türkeş. Diyemezler. Onun için siz de Türkiye'de Kürtçe resmi eğitim dili olacak. Kürtçe televizyon dili olacak. Ondan sonra bu bölgeye federasyon verilsin. Kürt kimliği tanınsın. Diyemezsiniz. Bunu dediniz Sayın mi? Türkeş, bunu Türkiye'yi tartışalım. Parçalamaya karar verdiniz demektir. Hayır. Ülkeyi parçalayacaklar. Ülkeyi bölecekler bizden değiliz. Bunu iyi anlayın. Biz ülke bütünlüğünün yürencesiyiz. Kan dökmek gerekirse vatanımızın bütünlüğü için kan da dökeriz. Devletimizi ayakta tutmak için canımızla feda ederiz. Bundan haberiniz olsun. Yanlış yoldasınız. Kendinizi düzeltin. Eğer Avrupa Birliği'nin başkenti neresidir Allah aşkına? Brüksel değil midir? Brüksel nerenin başkentidir aynı zamanda? Belçika'nın. Görünüyor. NATO'nun da başkenti neresidir? Brüksel'dir. Bugün Valonlar bir tarafa çekiyor. Evet. Flamanlar bir tarafa çekiyor. Belçika bölünmenin eşiğine gelmiştir. Yani Avrupa'nın başkenti dediğimiz ülke bölünüyor bugün. Evet. Ne yüzünden bölünüyor? İşte bugün bu tartıştığımız konu yüzünden bölünüyor. Dolayısıyla da hangi entegrasyondan bahsediyorsunuz Allah aşkına? Sayın Tan şunu ifade ediyor. Efendim diyor, burada Çeçenistan örneği vardır, bilmem Dağıstan örneği hatta vardır. Hatta şerefli, onurlu bir şekilde bu yani işi savunuyorsanız evet, biz, Kürtçülük vardır. Biz şimdilik ayrılmayı istemiyoruz ama biz bir özerk devlet istiyoruz. Şimdilik özerk devlet belli bir olgunluğa eriştikten sonra aynı özerklik Irak'ın kuzeyinde de, aynı özerklik zaman içerisinde Suriye'de de ve İran'da da belli bir noktaya geldikten sonra o zaman zamanı geldiğinde oturur bunu düşünürüz. Yani gönüllü birliktelik ifadesi de kullanılıyor. Sadece bu program için demiyorum. Diğer başka programlarda da beraber oluyoruz. Gönüllü birliktelik nedir? Canımız istediğinde beraber oluruz. Yarın canımızı sıkarsanız veya canımız sıkılırsa biz istediğimiz şekilde ayrılabiliriz. Şimdi bu mantıkla yola çıkarsanız bir defa birliktelikten bahsetmenin bir manası kalmaz. Peki. Siz baştan zaten fikrinizi ortaya koymuşsunuz. Niyetinizi belli etmişsiniz. Dolayısıyla Katolik nikaha mı kıyacaksınız siz? Dolayısıyla da. Yani yürümeyen evlilikler devam edebilir mi? Katolik nikaha kaldı mı dünyada? Işte ya, müsaade edin konuşayım. Tamam peki. Ben Katolik nikaha kaldıracak mısınız diyor. Yürümeyen evlilik ne olacak ki? Şimdi yürümeyen evlilik diye bir şey mi olur Allah aşkına? Bunu bu bir evliliği defa biz mi aşk evliliğine dönüştürün. Aşk evliliğine. Bu evlilik peki, aşk evliliğidir. Benim. Bu evlilik aşk evliliğidir. Kusura bakmayınız. Eğer dışarıdan bu evliliğin namusuna göz dikenler olmadığı takdirde, gayrimeşru çocuklar peydalamak isteyenler olmadığı takdirde bu evlilik gayet de güzel bir aşk evliliğidir. Kürtlerin ben %90'ının bu memlekette gayet mesut mutlu yaşadığı kanaatindeyim. Peki. Olası demokrasi sorunlarını gelin beraber çözelim. Mesele burada demokrasi değil, bölücülük meselesi.